Merhabalar, hoş geldiniz tekrardan. Şimdi bugün için planladığımız konumuz NE1090 standardının kapsamında olan ürünler, ürün grupları. Onlarla ilgili bugün konuşacağız. Ben çok kısaca kendimden başlayıp yavaş yavaş konuya dahil olayım. Kerer gün ben makine mühendisiyim, kaynak mühendisiyim. Uzun zamandan beri işte çelik yapı ve kaynaklı imalat alanlarında, süreçlerinde çalışmaktayım. Bu alanda hizmet veriyorum. Şu anda da işte bu alanda yine eğitim, denetim ve danışmanlık süreçlerini yürütmekteyim. Dolayısıyla daha çok işte NE1090, ISO 3834 gibi standartlarla haşır neşir durumdayız. Bu alandaki bilgilerimi de birazcık sizlerle paylaşmış olacağım. Şimdi bu görseli sevdiğim için aslında buraya koydum. Bu benim çok sıklıkla diğer eğitimlerde vesaire de kullandığım, bir anlatım yaptığım görsel. Bunun gibi birçok görsel var, yayınlanmış birçok şey var. İşte bu da WorldSteel'in yayınladığı bir grafik. İşte çelik veya alüminyum, artık ikisini de beraber düşünebiliriz. Çünkü standartlar eşdeğer gibi kabul ediyor. Hemen hemen sektörün her yerinde var. Yaşamımızın her noktasında var. İşte enerji sektöründen tutun da işte bir sağlığa, gıdaya kadar her noktada çelik veya alüminyum ürünleri kullanıyoruz. Bu ürünlerin büyük bir kısmı da yapı ürünleri, yapı malzemeleri olarak kullanıyoruz. Bir kısmının yapı malzemesi olduğunu çok da aslında düşünmeden alıyoruz, düşünmeden hayatımıza dahil ediyoruz. Ama oldukça geniş alan bulan bir sektör. Ülkemizde çelik yapı veya alüminyum yapı oranı henüz daha çok yüksek değil. En sonki rakamlar işte %6,5, %7 civarındaydı hani betonla kıyaslandığı zaman. İşte Avrupa'da bu oranlar %40-45'lere çıkıyor. Amerika'ya gittiğiniz zaman yine işte %50 civarlarına falan ulaşmış oluyor çelik yapı kullanma oranları. Biz de zamanla artacağını düşünüyoruz. Zamanla bu kullanımın daha yaygınlaşacağını düşünüyoruz. Tabii mevcut müteahhitlerimiz, mevcut işverenlerimiz işte ya da bu tarzdaki işte yapı sahipleri betona çok alışkınlar. Betondan yavaş yavaş çeliğe doğru geçiş yapıyorlar. Geçiş tabii kolay olmayacaktır, zaman alacaktır mutlaka ama dediğim gibi önümüzdeki dönemde ben özellikle çelik ve alüminyum yapı sektörünün daha da büyüyeceğini öngörüyorum, düşünüyorum. Umarım bu öngörümde de haklı olurum. Hep beraber daha verimli günlere geçmiş oluruz. Şimdi çelik ve alüminyum yapı standardı, NE1090 standardımız, onun uygulama standardı. Bunun kapsamıyla ilgili oldukça fazla tartışma var. Yıllardan beri süren bir tartışma var aslında. Neden derseniz bu standart evet var. Çelik ve alüminyum yapı malzemeleri olarak tarif ediliyor. Ama hangi ürün çelik yapı malzemesidir, hangi ürün alüminyum yapı malzemesidir veya değildir ayrımı neredeyse hiçbir yerde yok. Bununla ilgili dediğim gibi uzun zamandan beri tartışmalar devam ediyor. Çeşitli kaynaklar son zamanlarda daha da artmaya başladı ama en bilindik, en temel birkaç tane elimizde dokümanımız var. Bunlardan bir tanesi bir Avrupa Komisyonu kararı. Daha doğrusu Avrupa Komisyonu'na sorulmuş bir sorunun cevap olarak verilen metni. 2013 yılında sorulan bir soru. Biz bu işte çelik ve alüminyum yapı standardı NE1090'ın kapsamında emin değiliz, net değiliz. Bunu bir açıklayalım şeklinde gelen bir soruydu. Bu sorunun karşılığında da komisyon toplanıp işte 2014'te, yani bu soru sorulduktan bir yıl kadar sonra bir metin yayınladı. Bunun eki olarak yayınlanan bir metindir. Ekranda gördüğünüz şu N684 olarak yazan şeyi ararsanız internette metnin tamamına da ulaşabileceğinizi düşünüyorum. Bir PDF dokümanı halinde karşınıza çıkıyor. Orada ürün gruplarını ayırdılar. Yani NE1090 kapsamında belgelendirme yapılabilen, CE işaretleme yapılabilen ürünler yazıldı, bir liste yapıldı. Ek A listesi. Bir de ek B listesi var. Bu kapsamda belgelendirme yapılamayacak ürünler listesi. Onun dışında elimizde bir temel dokümanımız daha var. Bu da daha yeni bir doküman. 2017 yılında yayınlanmış bir doküman. Yine Avrupa Komisyonu tarafından bir rehber doküman olarak yayınlandı. 17.052 rehberi. Bu rehberde yine işte NE1090-1 kapsamında belgelendirme yapılabilecek ürünler ile ilgili bir rehberlik sunuyor bize. Aslında uygulamayla ilgili farklı açıklamaları da var bu rehberin. Ama ekinde bir tablo şeklinde belgelendirme yapılabilecek ve yapılamayacak ürün gruplarını listelemiş durumda. Şimdi ben de bu iki listeden aldığım temel verileri toplamış oldum. Şu anda size sunacağım sunum fotoğraflı olan bölümleri daha çok. Daha önce Çevre Şehircilik Bakanlığı personeline de yapılmış bir sunum. Hani onlar da çünkü hangi ürün grubuna bu şekilde CE işaretlemesi yapılır, hangisini denetleyeceğiz, hangisini denetlemeyeceğiz diye soruyorlardı. Dolayısıyla onlara yaptığım bir sunumdan aldığım bir kesit bu.
dediğim gibi burada kısaltmak durumunda kalıyoruz işte. Çok uzun zamanımız yok. Yaklaşık yarım saat 40 dakikaya bu süreci toparlamaya çalışıyorum. Yani şimdi kapsamında olan ürünleri şöyle bir sırayla gidelim üstünden. Birincisi bizde evet ülkemizde çok fazla bu şekilde uygulama yok ama bir balkon yapısı, çelik veya alüminyum malzemeden yapılmış bir balkon yapısı N1090 kapsamlıdır. Neden derseniz taşıyıcı bir özelliği vardır. Ayrıca bir insan sağlığına etkisi vardır. O yüzden balkon yapıları, bu tarzdaki yapılar N1090 kapsamlıdır. Şunu söylemeye atladım ilk başta. Aslında standardın kapsamında olan ürünü tanımlamak için şöyle bir şey yapma şansımız var. Bu ürün ya bir taşıyıcı olacak, yani statik anlamda binanın bir mekanizmasının içinde olacak veya bu ürün can sağlığı için önemli olacak. İkisinden birini sağlıyorsa aslında N1090 kapsamında. Ve tabii aynı zamanda bu ürün bir yapı olarak yani bir taşıyıcı olarak bir bina veya işte bina diyebileceğimiz türden bir yapının içinde bulunacak. Bina olarak tek başına ayırt etmek çok doğru değil. Yani sadece bina kelimesini kullanmak yanlış bir kapsam oluyor burada. O yüzden yapı malzemesi daha doğru bir tanım. Çünkü bina dışında da işte ne bileyim birazdan göreceğiz. Bazı makine ekipmanların taşıyıcısı işte stadyum vesaire gibi yapılar da bunun kapsamına girmiş oluyor. Şimdi balkonlar birinci sırada bulunanlar. Diğer konuda korkuluklar. İşte bina içi veya bina dışında bulunan çeşitli korkuluklar. Bunlar da N1090 kapsamında değerlendiriliyor. O şekilde belgelendirilmesi gereken ürünler grubunda. Bir diğer konu, şimdi 10.025'den çok sıklıkla bahsedeceğiz. 10.025 lafını ben çok sıklıkla yapacağım bu konuşmanın içinde. 10.025'e birçoğunuz hakimdir ama olmayanlar için çok kısa söyleyeyim. Hadde ürünler, işte hadde plaka, hadde profil tarzı ürünler. Eğer bunların üzerinde herhangi bir işlem yapılmıyorsa, evet bunlar 10.025 kapsamıdır ki 10.025 de yapı malzemeleri grubunun içinde C işaretlemesi yapılan bir ürün grubudur. Dolayısıyla 10.025 dışında kalan taban plakaları, yani işte fotoğraflarda gördüğünüz gibi bir şekilde işlenmiş, işte delinmiş, ne bileyim işte kaynak yapılmış, bağlantılar yapılmış, taban plakaları ya da bağlantı plakaları N1090 kapsamında değerlendirilmiş oluyor. Bir başka kapsamda olan yine işte N10.025'in kapsamı dışında düşünebileceğimiz konu işlenmiş olan hani kiriş şeklindeki parçalar. Yani bir I profili bile bir H profili direkt olarak kullanıyorsak evet bu 1090 kapsamı değildir. Ama biz bunu işliyorsak üzerinde bir değişiklik yapıyorsak işte fotoğrafta görülen gibi farklı işlemleri varsa bunlar artık N1090 kapsamında değerlendirilmiş oluyorlar. Başka nelerimiz var? Askı elemanlarımız var, askı parçalarımız var. Bu askı parçalarının bir kısmı bazı Avrupa teknik onaylarında geçiyor. Yani bazı taşıyıcı ekipmanlar onun kapsamında var. Eğer Avrupa teknik onayı varsa, böyle bir dokümanı varsa ürünümüzün, evet onun kapsamındadır. Ama yoksa ve yapının içinde kullanılıyorsa, yapı içindeki bir taşıyıcıda bulunuyorsa bu konu, N1090 kapsamında değerlendirilmesi gerekiyor. Başka bir konumuz çapraz destekler ya da işte basınç boruları diyebileceğimiz işte ara parçalar, tali parçalar. Bunlar da yine N1090 kapsamında değerlendirdiğimiz ürün grupları olarak karşımıza çıkıyor. Sıklıkla çevrede gördüğümüz işte bina önleri, park, bahçe gibi yerler, otopark gibi yerlerde karşımıza çok sıklıkla çıkan işte bazen büyük binaların ön kısımlarında karşımıza çıkan kanopiler, kanopi iskeletleri dediğimiz yapı parçaları var. Bunlar evet binanın direkt parçası değil ama yine de bir yapı malzemesi olarak karşımıza çıkıyor. Taşıyıcılıkları var, bir şekilde can ve mal güvenliğine önemleri var. Dolayısıyla bunlar da N1090 kapsamında değerlendirilen ürün grupları olarak düşünüyoruz. Birçok makine ekipman özellikle endüstriyel tesis içinde bulunan, üstünde bulunan yürüme yollarımız var. İşte kedi yolları dediğimiz yollar var. Bu yollar da keza yine işte insan sağlığı önemli olduğu için kendi kendini ve üzerindeki işte canlıyı insanı bir şekilde koruması gerektiği için N1090 kapsamında değerlendiriliyor. Yapı malzemesi olarak değerlendirilmiş oluyorlar. İçi boş kiriş ya da işte bu şekilde şekillendirilmiş kirişler, işlenmiş kirişler keza yine N1090 kapsamında bizim değerlendirdiğimiz ürün grupları içinde. Soğuk biçimlendirilmiş açık ve cephe rayları ya da profilleri, bunlar çelikten de olabiliyor, alüminyumdan da yapılabiliyor. Çeşitli ürün gruplarında var, sıklıkla da kullanılıyor aslında şu anda sektörümüzde. Özellikle endüstriyel anlamdaki tesislerin dış cephe kaplamlarında
sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bunlar da yine NE1090 kapsamında. Bunları biz genelde NE1090 kapsamının TRE4 veya TRE5'inde değerlendirmiş oluyoruz. Biliyorsunuz işte NE1090 TRE2 çelik anlatırken, çelik yapı malzemesi anlatırken TRE3 alüminyum yapı malzemesi anlatıyor. Ancak TRE4 yine çelikten imal edilmiş ince cidarlı işte çatı cephe vesaire kaplamalarından bahseder. NE1090-5'te yine ince cidarlı alüminyumdan imal edilmiş çatı cephe kaplamalarından bahseder. Dolayısıyla bu ürün gruplarında NE1090-4 veya 5 kapsamında değerlendirmiş oluyoruz. Çatı cephe kaplaması az önce bahsettiğim konular işte yine burada da geçerli. Bu ürün grupları da NE1090 kapsamında. Burada şimdi şöyle bir soru akla geliyor. Daha önce bana da sorulan hatta birkaç belgelenme kuruluşuyla bir sıkıntı yaşanan durumdu. Hafif çelik gibi ya da bunun gibi üzerinde herhangi bir kaynak işlemi bulunmayan, bazen hatta diğer imalat adımlarının bile bulunmadığı ürün grupları var. Bu standartın kapsamına girebilen. Ama tabii standarda baktığınız zaman standart işte NE1090 standartta çok fazla işte işlemi anlatıyor. İşte delme, kesme, ne bileyim işte sıcak soğuk şekillendirmeler. İşte ondan sonra kaynak işleminden çok detaylıca bahsediyor. İşte cıvatalama işleminden bahsediyor. Dolayısıyla bizim ürün grubumuzda bunlar yok. Dolayısıyla biz NE1090 kapsamında değiliz diye düşünmemek lazım. İşte çok öncesinde yaşanmış bir durum. Bir çelik yapı firması, hafif çelik yapan bir firma beni aradı. Birkaç belgelenme kuruluşla konuştuk. Bize belge vermiyorlar dedi. Dedim neden? Hani bir sıkıntınız mı var? Şimdi telefonda da şeyleri soruyorum hani birazcık da bilgi almak adına. Şu var mı? Bunu yapıyor musunuz? Şunu takip ediyor musunuz? Bunun kayıtları var mı? Ne sorsam evet diyor. Ne sorsam her şeyi var. Ama dedi şey yapmıyoruz biz. Üründe hiç kaynak yapmıyoruz. Bizim hiç kaynaklı prosesimiz yok. Tamam dedim olabilir. Yine ben döndüm bu sefer. Başka bir belgelenme kuruluşuyla görüştük. Hiç kaynak olmadığı halde kaynak hariç bir şekilde NE1090 belgesi aldılar. En son bildiğim şeyde de Avrupa'da birçok yerde çok katlı hafif çelik yapı bina imal ediyorlardı. Zaten Avrupa'ya, Amerika'ya daha öncesinde de satış yapıyorlardı ama şimdi CE süreciyle beraber işleri daha da açılmıştı. Umarım daha da iyidir şimdi. Başka neyimiz var? İşte kolonlarımız var. Yani taşıyıcı ekipmanının kendisi var. Herhangi bir bina türünün ya da yapı türünün taşıyıcı kolonları NE1090 kapsamları, çelik veya alüminyum olması fark etmez. İkisi de bizim kapsamımızda değerlendirilmiş oluyor. Başka ne var? Winch raylarımız var. Yine winch rayları bina içindeki ekipmanlardır. Binanın kendisini taşımıyorlardır, evet. Ama binanın önemli bir kısmını, yani özellikle endüstriyel bir yapının winch kısmını taşıyorlardır. Dolayısıyla yük taşıyorlar. Çoğunlukla dinamik yükler var, zorlanan yükler var. Dolayısıyla bunlar da winch girişleri, winch rayları NE1090 kapsamındadır. Rayın kendisi değil yalnız, onu söylemiş olayım. Yani winch rayını taşıyan girişler NE1090 kapsamında. Rayın kendisi zaten hadde bir ürün. Onun başka bir standartı mevcut. Köprü ve benzeri yapı gibi kullanılmak üzere, yani üzerinden bir şey geçmesi, üzerinden bir ağırlık geçmesi planlanan şekilde kullanılan işte boru tipli ürün grupları var. Çoğunlukla bunlar işte karayollarının altında menfez gibi kullanılıyor veya işte küçük köprüler gibi kullanılıyorlar. Bu ürün grupları da bir şekilde taşıyıcı oldukları düşünüldüğünde NE1090 kapsamında değerlendirilen ürün gruplarıdır. Herhangi bir şekilde eğri olarak imal edilen ya da sonrasında bükülerek işte soğuk veya sıcak şekillendirme yapılarak imal edilen girişlerimiz var. Bunların bazılarını biz işte köprü anlamında kullanıyoruz. Bazılarını işte taşıyıcı veya işte mimari anlamda kullanıyoruz. Bu eğri veya bükülmüş dediğimiz işte girişler, bunlar da NE1090 kapsamında değerlendirilen ürün gruplarıdır. Yangın kaçışları ya da yangın merdivenleri, işte bina dışında bulunan acil durum yolları, kaçış yolları. Bunlar da yine çelik veya alüminyum yapıdan, malzemeden imal edilme şartıyla NE1090 kapsamında değerlendirilmiştir. Bu konuda sıklıkla kafa karışıklığı var. Çünkü merdivenler iki yerde de geçiyor aslında. Yani hem dahil olanlar hem dahil olmayanlar konusunda geçiyor. Dahil olan kısmı fotoğrafta gördüğünüz tarzdaki merdivenler. NE1090 kapsamında dahil olmayan merdivenler neler? Ev içinde veya işte ne bileyim ofis vesairede kullandığımız A tipi ya da işte H tipi dediğimiz seyyar merdivenler, taşınabilir merdivenler, sabit olmayan merdivenler. Bunlar kapsam dışında. Ama sabit bağlı binanın bir parçası olarak kullanılan merdivenler veya kaçış yolları NE1090 kapsamında değerlendirilmiş oluyor. Kuşak dediğimiz ya da bağlantı dediğimiz işte
kirişlere benzeyen ya da bağlantı ekipmanlarına benzeyen ekipmanlar. Bunlar çoğunlukla işte bir destekleme amaçlı veya işte yükün bir kısmını dağıtmak amaçlı kullanılan parçalar. Bunlar da eğer 10.025 kapsamında değilse, yani haddeden çıktığı gibi kullanılmıyorlarsa N1090 kapsamında değerlendirilmiş oluyorlar. Fotoğrafta gördüğünüz örnek oldukça detaylı bir örnek. Tabii bir parçadan oluşmuş, böyle örgü şeklinde yapılmış parçalar. Ama bunun gibi veya biraz daha basit olabilir, ürünler N1090 kapsamında değerlendirilmiş oluyorlar. Yine kiriş şeklinde ima edilmiş, yani yapının kendisi kiriş şeklinde olan durumlar var. İşte özellikle köprülerde, daha çok demiryolu köprülerinde biz bunu karşılaşıyoruz veya boru köprülerinde karşılaşıyoruz. Yapının kendisi aslında bir kirişe benziyor ama işte bazı örgülerle, işte çaprazlarla vesaireyle desteklenmiş, mukavemet artırılmış yapılar şeklinde. Bunlar da N1090 kapsamında değerlendirilen ürün grupları. Tutamaklar, kenar korumaları, işte ilk başta dedik korkuluk vesaireler. Onun dışında yani korkuluk olmayan taşıma ya da işte güvenlik ekipmanları da yine N1090 kapsamında değerlendiriliyor. Zaten şuna bakarsanız görürsünüz, bu konuda biraz şey var, farklı algılamalar var. İşte bunlar zaten işte genelde alüminyum ekstrüzyon yöntemiyle üretilen parçalar oluyor. İşte alüminyum ekstrüzyon ürün değil mi bunlar gibi düşünülebiliyor. 15.088 işte alüminyum ekstrüzyon standardının ilk başına bakarsanız, kapsam kısmına bakarsanız orada şöyle bir şey söylüyor. Eğer diyor bu ürün herhangi bir işlemden geçmiyorsa, yani ekstrüzyondan çıktığı gibi kullanılıyorsa, evet doğrudur, 15.088 kapsamında o da CE belgelidir. Ama eğer bunun üzerine bir işlem yapılıyorsa, işte kesme, soğuk sıcak işlem, işte kaynak vesaire yapılıyorsa, yani bir imalat süreci prosesine dahil oluyorsa, o zaman 15.088'den çıkar, 1090 kapsamına girer diye notu var kapsam kısmında. Ahşap yapılarda daha çok karşımıza çıkan veya işte ahşap yapının birleşim noktalarında karşımıza çıkan yine çelik veya alüminyum bağlantı ekipmanları var, askı parçaları var. Bu askı parçaları taşıyıcı elemanları taşıyan türdense eğer, yani işte fotoğrafta gördüğünüz gibi işte bir kirişi beton duvarla ahşap kirişi birbirine bağlar olarak kullanılıyorsa, evet bu konu N1090'ın kapsamındadır. Burada işte çeşitli imalat yöntemleri kullanarak imal edilmiş bir parçadır bu. Eğer ama buradaki taşıyıcı dediğimiz şey işte herhangi bir yapıyı taşımayacak parçaysa, ağırlık taşımayan, yük taşımayan, sadece işte dekoratif amaçlı olan bir ürünse, o zaman N1090 kapsamında değerlendirmiyoruz. Sadece taşıyıcı olanları kapsamda düşünüyoruz. Onun dışında N845 kapsamına giren bazı destekler, bazı işte beton içi kullanılan ekipmanlar var. Özellikle işte kapı üstlerinde ve pencere üstlerinde destek olarak kullanılan yerler var. Bunun bu standarda uymayan, bu standardın dışında kalan özel üretim bazı desteklerimiz varsa, işte lentolar varsa, bunlar da N1090 kapsamında değerlendirilmiş oluyorlar. Bunlar binanın tamamında değil, işte sadece dediğim gibi belli noktalarda, çatı işte üzerinde, işte cam üzerinde, kapı üzerinde bulunan ürün grupları. Bir diğer tartışılan konu çadır tente tarzı yapılar. Şimdi N1090'ın kapsamına baktığınız zaman ya da işte oradaki açıklamalara baktığınız zaman hep kalıcı üründen bahsediyoruz. Hep işte hani bir süre yerinde duran üründen bahsediyoruz. Genelde biz bu çadır ürünlerinin ya da işte ne bileyim tenteleri geçici olduğunu varsayıyoruz. Ancak şöyle bir şey var. Yerine kurulup yıllarca burada faaliyet gösteren veya işte aralıklarla kurulup tekrar tekrar kullanılan tente yapılarımız var, çadır yapılarımız var. Özellikle işte kış bahçesi gibi kullanılan işte dediğim ya da işte düğün salonu, kafeterya vesairenin bahçesinde kullanılan yerler var bunun gibi. Dolayısıyla eğer uzun süre kullanılıyorsa, çok kısa süre kullanılmayacaksa, yani geçici bir eleman değilse, bu geçici bir yapı değilse, bunlar da N1090 kapsamında değerlendirilmesi lazım. Evet, sökülüp takılabilir ama zaten çelik yapının, alüminyum yapının mantığı budur. Hani her zaman için sökülüp takılabilir olmasıdır. Bunlar biraz daha pratik yapılar. Dolayısıyla fotoğrafta gördüğünüz gibi daha büyük, işte sürekli kullanılmaya müsait, belki yaz kış, belki dönem dönem kullanılacak çadırlar, tente yapıları bu kapsamda değerlendirilmiş olacak. Bir diğer noktamız yine zaman zaman işte hem bakanlıktakilerle hem sektördekilerle tartıştığımız bir nokta. Bir makine ekipmanın taşıyıcısı. İşte fotoğrafta gördüğünüz gibi bazı işte santral, beton santrali ya da işte ne bileyim asfalt planti parçaları var. Bunların altındaki destek ayakları, destek taşıyıcı sistemleri. Eğer bunlar makinenin ayrılmaz bir parçası değilse, yani makineye kaynaklı bağlı, makinenin direkt üzerinde ayrılamayan bir parçaysa, evet o zaman makine direktifine bağlıdır.
Ama fotoğrafta gördüğünüz üzere bunlar aslında ayrı ayrı kurulan ekipmanlar. Yani alt kısımda bir ayak sistemi kuruluyor, bir taşıyıcı sistem kuruluyor. Onun üzerine getirip makine ekipman monte ediliyor. Dolayısıyla bu alt kısımdaki taşıyıcı bölüm, taşıyıcı ayak kısımları veya işte ne bileyim yük taşıyan kısımların tamamı N1090 kapsamında değerlendirilir. Firmanın makine direktifine göre CE işaretlemesi yapıyor olabilir. Ama makine direktifine baktığınız zaman ya da oradaki işte makine emniyeti standartlarına baktığınız zaman orası size sadece makine emniyetinden bahseder. Herhangi bir taşıyıcılık, herhangi bir statik hesaptan bahsetmez. Dolayısıyla alt kısımdaki taşıyıcı bölümler, yük taşıyan ekipmanların olduğu kısımlar N1090 kapsamında yani bir yapı olarak değerlendirilmiş oluyorlar. İç mekanda kullandığımız işte asma katlar yapı parçasıdır. Hem işte yük taşır hem insan sağlığı, can sağlığına etkisi vardır. Dolayısıyla bunlar da N1090 kapsamında değerlendirdiğimiz ürün grupları oluyorlar. Başka neyimiz var? Boru hattı desteklerimiz var. Boru hattı taşıyıcılarımız var. Bunlar bir yerden bir yere geçen boruları taşıyor olabilir. Yani köprü amaçlı da kullanılıyor olabilirler. Veya işte bina dışı, bina içi bir şekilde destekler olarak da kullanılabilirler. Dolayısıyla boru hattı taşıyıcıları ve destekleri yine N1090 kapsamında değerlendirdiğimiz ürün grupları olacaklar. Köprü konusu zaten aşikar. Hani işte kirişler veya işte bu şekilde kirişten meydana gelmiş köprü tarzı yapılar. N1090 kapsamında olduğu aşina zaten birçok yerde de birçok şartnamede de bunlar direkt olarak N1090 istiyoruz. Hatta işte uygulamasını bu 3-4 olarak istiyoruz şeklinde geçmiş oluyor. Yine tartışmaya çok açık bir nokta oyun ve eğlence parkı ekipmanlarının taşıyıcıları. Şimdi bu konu biraz dediğim gibi tartışmalı bir noktamız. Neden tartışmalı bir noktamız? Çünkü yapılan malzeme ya da işte satılan ürün bir yapı malzemesi değil. Yani sabit de değil veya işte yapı tarzına uyacak yapı tanımına içine girecek tarzda bir şey değil. Makine olarak düşünülebilir. Makine direktif olarak değerlendirilebilir ama burada makine direktifinde bu kadar can sağlığı ön planda değil. Oyuncak direktifi zaten bambaşka bir şeyden bahsediyor. Dolayısıyla birazcık sahipsiz kalan bir alan. Ama benim Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda yaptığım konuşmalar neticesinde şöyle bir noktaya ulaştık ki keza bu bahsettiğim, az önce bahsettiğim listelerde de benzer şeyler yazıyor. Bu ekipmanların ana taşıyıcı kısımları, yani işte ayak kısımları, altındaki platformlar, işte ne bileyim yük taşıyan kısmı, yani hareketli ve makine ekipman olarak dahil edilen, düşünülen kısımların dışında kalan kısımları N1090 kapsamında değerlendiriliyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın işte piyasa gözetim denetim ekipleri de yine bu tarzda ekipmanlar üreten firmalara ziyaretler yapıyorlar. Aşıklar, çatı parçaları zaten sıklıkla karşımıza çıkan işte N1090 kapsamında değerlendirdiğimiz, imalatını yaptığımız ürün grupları olarak görüyoruz. Raf sistemleri var. Raf sistemleri de yine bir düşünmek gereken bir konumuz aslında. Çünkü birkaç tip raf var. İşte bina içi raflar var. Onlar evet N1090 kapsamında değerlendirilmesi de olur. Çünkü onların başka standartları da var. Ama bu fotoğrafta gördüğünüz tarzdaki rafları zaman zaman biz binanın taşıyıcısı olarak da kullanıyoruz. Yani raflar diziliyor, rafların üzerine bir çatı yerleştiriliyor. Rafların çevresinde bir duvar ya da kaplama yerleştiriliyor. Herhangi bir kolon kiriş kullanılmadığı halde sadece bu rafların kendi taşıyıcılığıyla oluşturulan binalar var. Eğer böyle bir sistem varsa, böyle bir yapı varsa evet raflar da yapı malzemesidir. Onlar da taşıyıcı olarak değerlendirilir. Veya işte bu büyük marketlerde gördüğümüz ağır ürünleri taşıyan çok katlı raflar. Yine onlar da evet binanın kendisini taşımıyor olsalar da birçok ürünü taşıdıkları, hatta belki de binadan daha fazla yük taşıdıkları için N1090 kapsamında değerlendirilen ürün grupları oluyorlar. Rampalar ya da işte bu tarzdaki eğimli yollar diyelim. Eğer yük taşıyıcı parçanın şeyin ekipmanın bir parçasıysa evet o zaman bunlar da şeyin içine dahildir. Standartın içine dahildir. N1090'a göre imal edilmesi ve belgelendirilmesi gerekmektedir. Seyyar olan rampalar hariç tabii onları hariç tutuyoruz. Ama bu şekilde işte fotoğrafta gördüğünüz gibi sabit kurulmuş rampalar bu standartın kapsamında değerlendiriliyor. Çatılarda veya işte ne bileyim çeşitli cephelerde olan açıklıklar. Bu açıklıkların işte bazısı havalandırma, bazısı aydınlatma amaçlı kullanılan açıklıklar. Bunun ekipmanları, bunun parçaları da yine N1090 kapsamında değerlendirilmiş oluyorlar. Burada yalnız kapsam şöyle değişebilir. Eğer yapılan ürün
bireysel olarak işte kapı veya pencere olarak geçiyorsa onların standardı ayrıdır. Onlar da yapı malzemesidir. Onlar da CE işaretlidir ama onların standartları farklıdır. Eğer o kapsamda değerlendirilen bir kapı pencere ise evet o kapsamlıdır. Ama onun dışında işte fotoğrafta gördüğünüz gibi çatının boylu boyunca bir işte ışıklandırılması veya işte aydınlatması, havalandırılması varsa böyle bir sistem NE1090 kapsamında değerlendirilmiş oluyor. Yergi çubukları ya da askı çubukları dediğimiz çubuklar var. Bu şekildeki bağlantı parçalarımız var. Bunlar işte daha önce konuştuğumuz bu kanopiler ya da işte ne bileyim ışıklıklar, gölgelikler üzerine genelde kullanılıyorlar. Onları binaya sabitlemek veya asmak için kullanılır. Nasıl kolon kirlarımız, kirişlerimiz işte yük taşıyıcı olarak kullanıyorsak, biz bunları altta destek olarak kullanıyorsak, bunları da tam tersi şekilde gergi elemanı ya da askı eleman olarak kullanıyoruz. Dolayısıyla bunlar da NE1090 kapsamında değerlendirilmiş oluyorlar. Zaten fotoğrafta gördüğünüz üzere işte bazısında şey var, kaynaklı imalat var, diş açmalar var, işte bir şekilde soğuk veya sıcak şekillendirme var. Birkaç ekipmanın birleşmesiyle oluşan konular, bunlar da NE1090 kapsamında değerlendirilmiş oluyor. İşaret levhaları ya da yol levhaları, trafik levhaları yine NE1090 kapsamında ama hangileri? Sadece dikey duranlar değil. Bunun fotoğrafta gördüğünüz gibi yatay olanların kapsadığı bir durum. Yani tek başına dikey olan duran levhalar, onlar NE1090 kapsamında değil, onların farklı bir standardı var. Onlar o kapsamda değerlendiriliyor. Ama fotoğrafta gördüğünüz gibi işte üzerinde tabela bulunan, işte bir şekilde emniyet ekipmanı bulunan ürünler NE1090 kapsamında değerlendirilmiş olacaklar. Silolar yine NE1090 kapsamında. Siloların kendisi zaten bir yapı olarak değerlendiriliyor. Yapı dediğimiz zaman işte biz temel, duvar, çatı, işte kolon, kiriş falan aklımıza geliyor ama silonun kendisi zaten tek başına, başta başına bu dediğimiz bileşenleri içeren bir sistem. Dolayısıyla silonun kendisi, silonun yapısı, ayakları dahil NE1090 kapsamında değerlendirilen ürün grupları içinde. Köprüler, herhangi bir köprü işte karayolu köprüsü olabilir, bu bir demir yolu olabilir veya işte sadece bir boru köprüsü tarzında işte ekipman taşıyan köprüler olabilir. Bu köprülerin tamamı yine NE1090 kapsamında değerlendirilen ürün grupları. Stadyumlar, tribünler keza çok sıklıkla bildiğimiz, alıştık olduğumuz bir konu. Ülkemizde de birçok stadyumun, birçok tribünün imalatında NE1090 standardı ilk olarak istenen konular arasında geliyor. Yine bir diğer nokta, biraz yine tartışmalı diyebileceğim bir nokta, bir tesisin ya da bir makinenin, makine parçasının, ekipmanın taşıyıcı olan parçaları. Şimdi fotoğrafta gördüğünüz gibi işte bazı santraller veya işte bazı endüstriyel tesislerde zaten tesisin kendisi bir şekilde taşıyıcı oluyor. Hem ekipmanını taşıyor hem kendini taşıyor. Böyle bir yapı varsa evet bu da NE1090 kapsamında değerlendiriliyor. Bunun içindeki özel ekipmanlar yani makine ekipmanı ya da işte boru hattı vesaireleri NE1090 dışında, onların ayrıca standartları var. Ama bu taşıyıcı ekipmanlar işte alttaki kolon kiriş veya işte askı elemanların tamamı NE1090 kapsamında değerlendirilmiş oluyor. Ülkemizde yavaş yavaş çoğalmaya başlayan gürültü bariyerleri ya da işte bir şekilde çevre korumayla ilgili olan bariyerler genelde karayolları çevresinde bulunuyor. Şu anda işte yeni yapılan köprülerde de yapılıyor, yeni yapılan otoyollarda da yapılıyor bunlar. Bunlar da bunların taşıyıcı bileşenleri, işte yapısal bileşenleri de NE1090 kapsamında değerlendiriliyor. O anlamda belgelenmiş oluyorlar. Kule ve direklerin taşıyıcıları, eğer bunların kendine has başka bir standardı yoksa, başka bir Avrupa normuna uygun değillerse, evet bunlar da NE1090 kapsamında üretilmiş oluyorlar. İşte özellikle elektrik telleri, teleferik direkleri, işte ya da ne bileyim işte enerji nakil hatlarındaki direkler, kuleler yine bu kapsamda örnek olarak düşünülebilir. İskele, rıhtım yapıları, dalga kıranların işte çelik yapıları, alüminyum yapıları, alüminyum parçaları yine NE1090 kapsamında değerlendirdiğimiz bir ürün grubu, ürün parçası bunlar. Deniz yapıları gibi düşünülebiliyor ama aslında bunlar da taşıyıcılıkları olan işte bazı ürünü veya kişileri, insanın can sağlığını koruyan ürün grupları. Dolayısıyla NE1090 kapsamında değerlendirilmiş oluyor. İşte bina, depo, okul, hastane gibi, konut gibi, endüstriyel tesis gibi daha böyle geniş kapsamlı terimlere baktığımız zaman evet bunlar da NE1090 kapsamında. Çünkü bunların tamamı ya taşıyıcılıkları var, statik yük taşıyorlar ya dinamik yük taşıyorlar bazıları işte özellikle endüstriyel tesislerin bazıları.
veya işte insan sağlığına, can sağlığına etkileri var. Dolayısıyla bu ürün grupları da bu kapsamda değerlendirilmiş oluyor. Hafif çelik yapılar da yine bu kapsamda, NE1090 kapsamında. Birçok hafif çelik yapı üreticisinin de NE1090 belgesi var. Olmayanlar da yavaş yavaş bu belgeleri almaya başladılar. Hangarlar, sığınaklar tarzı binalar. Bunlar da evet yapı itibariyle biraz daha farklıdır. Bazıları işte kolon kiriş olarak kullanılması da fotoğrafta gördüğünüz gibi tek parça olarak imal edilmiş yapılardır. Üzerlerine gerekirse beton veya toprak dökülerek sığınak haline getirirler. Dolayısıyla bu yapı grupları da yine NE1090 kapsamında değerlendirilen gruplar arasında. Çatı makasları, çatı parçaları, bunların bileşenleri diyelim, alt grupları, bunların tamamı NE1090 kapsamında değerlendirdiğimiz gruplar. Şimdi buraya kadar fotoğraflarla gördüklerimizin tamamı bu kapsamda, NE1090 kapsamında olması gereken, o konuda işte performans beyanı, CE işaretlemesi yapılması gereken, belgelenmesi gereken ürün gruplarıydı. Bir de bunun dışında kalan konular var. Bunun dışında nelerimiz var? Çok kısa onlardan da bahsetmiş olayım. İşte halatlar ve kablolar var. Yani askeri eleman olarak kullanıldığı halde veya işte ne bileyim yük taşıdıkları halde farklı bir standart içinde değerlendirilen halat ve kablolar var. Onun dışında döküm malzemeler var. Döküm malzemeler evet yapının işte çelik veya alüminyum yapının bir parçası bileşeni olarak kullanılırsa evet 1090 kapsamında olabiliyor ama sadece dökümden üretilmiş bileşenler var. Onlar kapsamda değiller. Asma tavanlar, işte şu ofislerde çoğunlukla kullandığımız, asıl amacı yük taşımak değil, asıl amacı görsellik sağlamak veya işte yukarı tarafı gizlemek olan ekipmanlar. Kapı pencere, dediğim gibi farklı bir standardı var. Onların farklı bir denetim mekanizması var, özellikle yangına dayanılma ilgili testleri var. Dolayısıyla hariç tutuluyor. Bayrak direkleri hariç, az önce direkler dedik ama bayrak direkleri konuda hariç. Dövme malzemeler, yani döverek üretilmiş ürün grupları hariç. Kendini taşıyan çelik bacalar bambaşka bir standardı var. Onlar ayrıca değerlendiriliyor, ayrıca belgelendiriliyorlar. Dolayısıyla kendini taşıyan çelik bacalar bu kapsamda değiller. Yine ETA kapsamında bazı hazır merdivenler, işte az önce bahsettiğim işte A tipi mesela bina içi kullandığımız işte merdivenler, bunlar bu kapsamda değiller. Civata perçinler yine kendi standartları var. Yine bu kapsamda değerlendirilmiyor. Bina içinde kullandıkları halde ayrı bir standartta, ayrı bir yapıda belgelenmiş oluyor. Alçıpan çerçeveleri, boru hatlarının kendileri, borular, işte basınçlı kaplar, zaten işte basınçlı kaplar direktifi var ayrıca sırf bunları değerlendirmek için. Dolayısıyla bunlar hariç. Demiryolu araçları, demiryolu ray traversleri, bunlar hariç. Beton veya tuğla içinde kullanılan demirler diye buraya Türkçeleştirebildiğim, işte bizim çok sıklıkla inşaat demiri dediğimiz konular. Ayrıca bir belgelenmesi var. Onlar C değil, G işaretlemesine tabi. G olarak işaretlenen yine yapı malzemesi. Sandviç paneller, oyun alanı ekipmanları, yani işte oyuncaklar bu şeyin dışında. Yollardaki parapetler, çarpışma bariyerleri, çarpışma yastıkları gibi ürün gruplarının yine kendine özel işaretleme ve belgelendirme standartları var. Dolayısıyla bunlar da NE1090 kapsamı dışında değerlendirdiğimiz gruplar. Başka ne var? İnşaat iskeleleri var. İnşaat iskelelerine CE işaretlemesi değil, farklı bir işaretleme yöntemi kullanıyoruz. Yine yerel makamların verdiği işaretlemeler var. Dolayısıyla NE1090 kapsamında değiller. Zaten geçici ekipmanlar bunlar. Makine emniyeti yönetmeliği kapsamında bulunan makine ekipmanların kendileri ve bunların ayrılmaz parçası olan ekipmanları. Yani üzerine direkt bağlı, direkt kaynaklı, direkt işte ayrılmayacak şekilde yapılmış taşıyıcı veya işte merdiven yapıları makine direktifi olarak değerlendirilmiş oluyor. İşte deniz yapıları, deniz içindeki offshore dediğimiz yapılar yine NE1090 kapsamında değil. Rüzgar türbini kulelerinin için yapısal bileşen dediğimiz nokta, işte rüzgar kulesinin, rüzgar türbinin kule kısmı. Daha önce evet NE1090 kapsamında değerlendiriliyordu. Ama sonrasında yapılan bir kararla bunların tamamı makine direktifine dahil oldu. Makine direktifi altında yine statik dinamik hesapları yaptırılarak kullanılmış oluyor. Ama rüzgar türbini imal eden büyük firmaların tamamı işte bu tarzdaki kuleleri, direkleri veya işte onların ekipmanlarını üreten firmalardan hem ISO 3834 hem de NE1090 belgesini talep ediyorlar hala. CE işaretlemesi olmasa da. Tanklar, işte basınçlı kaplar dediğimiz gibi zaten hariç. Sanat eşyası veya işte kültürel miras tarzındaki eşyalar işte, ya da işte şeyler, heykel tarzı yapılar her neden üretilmiş olursa olsun yine NE1090 kapsamında değiller. Bir yapı malzemesi olarak değerlendirilmiyorlar. Trafik levhalarından az önce bahsettim, hani kapsamda varlar diye. Yatay olanlar, işte yolu geçenler, büyük olanlar evet dahiller.
Ama sadece dikey duranlar, tek taraflı duranlar, bunlar hariçler. Onların ayrıca bir belgelendirme standardı mevcut. Evet, ben çok da uzatmadan toparlamış oldum. Gerçi yine 40 dakika kadar konuşmuşum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herhangi bir anda bana yine ihtiyacınız olursa yardımcı olmaktan memnuniyet duyarım. Bir şekilde hem telefonla hem maille cevap vermeye çalışıyorum. Anketlerimize devam edeceğim. Evet, ankete birçok arkadaşımız cevap verdi. Ben şöyle bitirmiş oldum o bölümü de. Halen daha sizleri duyuyorum, o yüzden söylemek istediğiniz veya katmak istediğiniz bir şey varsa dinliyorum, buyurun. Yoksa yavaş yavaş ben kapatacağım. Galiba herkes de iftara gidecek. O yüzden çok da uzatmamış olalım. Evet. Herkese katıldığı için çok teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bundan sonrakilerde tekrar görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar, sağ olun. İyi akşamlar, biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür ederim. İyi akşamlar herkese. Teşekkürler, iyi akşamlar, sağ olun.